Tabii geçen hafta çok önemli bir konu aslında konuştuk. Benden ziyade Ender Bey konuştu. Biliyorsunuz KEDV ile ilgili bir sohbetimiz oldu. Ben böyle çok da konunun detayına vakıf olmadığım için bir genel bir şeyler söyledim ama Ender Bey'in böyle özele indiren, hedefi vuran, bir hedefe yönlendiren bir bakışı vardı. Çünkü bilgisi vardı o konuyla ilgili. Tabii KEDV ile ilgili geçen hafta birçok arkadaşımızdan ben de birçok telefon aldım. Bayağı uzun sohbetler ettik. Yani radyasyon alma, cep telefonumuzu kulakta tutma oranımız bu hafta da çok yüksekti. Benden ziyade Ender Bey'inki daha yüksekti. Çünkü ben öyle çok da telefonda konuşmayı sevmiyorum. Ama Ender Bey'e bir sorayım. Ender Bey, ne oldu o geçen hafta KEDV ile ilgili bir hareketlilik yaşadık. Ne oldu, bize bir tüm detayıyla anlatır mısın bu konuyu? Şimdi Cem Bey, geçtiğimiz hafta KEDV ile ilgili yapmış olduğumuz konuşmadaki ana konu şuydu. Dedik ki İstanbul'da birçok dernek ve vakıf var ve bir tane federasyon var. Evet. Ankara'da bir Erzurum Dernekler Federasyonu var, Bursa'da var, İzmir'de var. Bir tane de Kocaeli'de varmış. Biz bunu daha yeni öğrendik. Nasıl öğrendik? Geçtiğimiz hafta içerisinde yani program öncesi bizi Erzurum KEDV tarafından Erzurum'a geldiklerini söyleyen bir kişi aradı. Erzurum'da Palandüken Dağı'nda bir kafede bir basın toplantısı yaparak Gebze'de yapacakları Erzurum günlerini tanıtacaklarını söyleyen birisi aradı bizi. Biz de buradan yola çıkarak şunu söyledik. Dedik ki bugüne kadar Erzurum'un hiçbir sorununun ve sıkıntısının olduğu bir yer. Özellikle de Erzurumspor'u gündeme getirdik. Dedik ki 3. ligden 2. liğe çıktık. 2. ligden 1. liğe çıktık. Biz buralarda çıkarken işte İstanbul'da, Maltepe'de, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta biz bir hava yaşadık. Ama Ketre buralarda yoktu. Yoktu gerçekten, evet. Bak şimdi Yoktu. ben şimdi düşündüm de yoktu. Evet. Yani Erzurum'un belki oradaydılar ama varlıklarını gösteremediler. Yani biz Ketre ismini 2 hafta önce İzmit'te, Kocaeli'de bir Erzurum günleri yapıyoruz denince duyduk. Bizi arayan arkadaşlar şunu söyledi. Dediler ki Kocaeli'de olan bir Erzurum derneği Gebze'de 3 gün sürecek bir 3 gün mü 5 gün sürecek bir Erzurum günleri yapıyor da bunun KEDV ile alakası yok dediler. Kabul ettim. Peki biz KEDV'ye gelelim. KEDV neredeydi bugüne kadar? Ben bunu soruyorum. Erzurumspor, biz hatırlarsanız Cem Bey Ama Ender burada. Bey, bugüne kadar olmaması demek bundan sonra olmayacağı Ha, manasına gelmiyor başımızın üstüne, kardeşim. başımızın Yani üstüne. Eğer ki bir biz şeyin burada bir Erzurumspor başlangıcı var için yani. burada Erzurumspor'un o 2. ligden 1. liğe çıkacağı zaman tüm İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki derneklerimiz Erzurum'a davet ettik. Başkan Ali Demirhan herkese davetiye çıkardı. Herkes Erzurum'a geldi. Karınca kararınca herkes Erzurumspor'un yanında oldu. O gün neredeydi de KEDV, bugün KEDV denilen Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu çıkmış. Biz Erzurum'u yaşatmak adına, 10. yılımızı kutlamak adına bir şölen yapıyoruz diyor. Peki 10 yıldır siz eğer orada aktif iseniz, 10. yılınızı kutluyorsanız 10 yıldır Erzurum adına ne yaptınız? Bize şu cevabı verdiler. Dediler ki biz Kocaeli'de Erzurum'u yaşıyoruz. Tamam, Bursa'daki de yaşıyor. Bilecik'te de var bir Erzurumlar Derneği. Onlar da yaşıyorlar. Isparta'da da var. Onlar yaşıyorlar. Ve son günlerde sosyal medyayı takip edersiniz. Daha kurulduğu 1 yıl olmadan kuruluşu. Daha 1 yıl olmadı Antalya Erzurum Dernekler Federasyonu kuruları. Sosyal medyada en fazla aktif olan Erzurum Derneği Antalya Erzurumlar Derneği Cem Bey. Takip edelim sosyal medyayı. Peki 10 yıldır kurulu olan ve 10. yılını kutlayan, şölen yapan KEDV 10 yıldır neredeydi? Erzurum'un hangi derdine derman oldu? Soruyorum ben buradan oradaki yetkililere. Erzurum'da tabyalara yürüyüş yapıldı. KEDV neredeydi? Erzurum'da kış turizmi yapıldı. Erzurum'da hatırlarsanız Cem Bey, kış festivali yapıldı. KEDV o gün neredeydi? Kocaeli'de Erzurum'u yaşıyorsunuz. Bırakın bunu. Gurbette sılayı yaşamak farklı bir şey. Sılayı rahim yapmak başka bir şey. Ben bunu anlatıyorum. Benim burada anlattığım bu. Gelelim Kocaeli Gebze'de Erzurum günleri yapan o Erzurum Derneği'nin ismini bile bilmiyorum. Erzurum Derneği olarak kabul ediyorum. Onlar zaten kim olduklarını biliyorlar. Yahu siz neredeydiniz bugüne kadar? Kocaeli'nin en fazla
yaşadığı şehirde Erzurum'a hiçbir faydanız olmamış. Biz diyoruz ki eğer ki Türkiye'de bir konfederasyon olacak ise burada sadece İstanbul'daki federasyonlarla olmaz bu. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bunları sayıyorduk. Artık bu inazı Kentley'i de sayıyoruz. Evet buyurun konfederasyon olma yolunda gidin. Kim bu işe ön ayak oluyorsa ona yardımcı olun. Konfederasyon olun. Ya Sivas'ın konfederasyonu var. Trabzon'un konfederasyonu var. Elazığ'ın var. Bingöl'ün var. Erzurum'un yok. Niye? Federasyonlar kendi kapına çekilmişler. Kendi işlerini yürütmek için iş yapıyorlar. Benim anlattığım bu. Tamam. Mesela şimdi şunu söyleyeyim. Efendim her kim... Bir de milletvekilimiz vardı orada. Evet. O ne oldu? Bir milletvekili çıkarmışız. Can Bey bakın. Evet. Kocaeli gibi bir yerde 160 bin yani verilen rakamlara göre 160 bin Erzurumlu'nun bulunduğu bir şehirde Erzurumlar bir araya gelerek bakın bu bir başarı. Biz hatta geçen hafta da başarılı olarak söyledik. Dedik ki bu bir başarı. Bursa'da 350 bin Erzurumlu bir belediye başkanı çıkaramazken İstanbul'da 400 bin Erzurumlu bir belediye başkanı, bir milletvekili çıkaramazken Kocaeli'de İlyas Şeker isminde bir hemşehrimizi, Şenkayalı'ymış kendisi bu hafta içinde öğrendim, Erzurumlu bir hemşehrimizi milletvekili yapmışız. Orada Kocaeli'de bir Erzurumlu milletvekili yapmış. Bu övünç kaynağı. Tamam, övünelim. Güzel. Şimdi şunu söyle, ben de evet. Tamam, mesela, bana soracağınız bir şey var. Ben sana soracağım bir şey yok. Sana bir şey sorayım. Dur şimdi ben konuyu konuşayım. Her kim ki Erzurum üzerinden, Erzurumluluk üzerinden, Erzurum dernekleri, vakıfları, federasyonları, konfederasyonları, her neyse onun üzerinden, kısaca Erzurum'u ve Erzurumluluğu kullanarak, Erzurum ve Erzurumluluğu rampa yaparak, Erzurum ve Erzurumluluk üzerinden kendine şahsi çıkar, şahsi emelleri için operasyonları yapıyorsa bir defa ben öncelikle Erzurumlu bir kişi olarak, Erzurumlu bir fert, bir birey olarak onu bir defa vaha var ediyorum. Şimdi öncelikle derneklerde, vakıflarda, federasyonlarda veya her neyse Erzurum ismini kullanarak gelinen bir sivil toplum ya da bir siyasi hareket ya da bir toplumsal hareketin başkanlığı, yöneticiliğinde efendim öncelikle nereden geldiğimizi unutmamamız gerekiyor. Şehrimizi unutmayacağız. Erzurum'un varlığıyla sizin varlığınız ancak devam edebilir. Erzurum yok olursa, Erzurum fakir olursa, Erzurum fukara olursa, Erzurum'da üretim olmazsa, Erzurum'da fabrika olmazsa, Erzurum'a katma değer sağlayacak kuruluşlarımız, fabrikalarımız, üretim tesislerimiz olmazsa, Erzurum olmazsa kısaca bir süre sonra siz de olmazsınız. Şimdi onun için Ketfe'ye ve o devamında Erzurum'la Erzurum günleri yapmaya çalışan arkadaşlara ya da İstanbul'daki derneklere, vakıflara, federasyonlara, hepsinin başkanlarına şunu söyleyeyim. Erzurumluluğu siyasetle getirip yan yana koymayınız. Erzurumluluk bir onurlu duruş hadisesidir. Erzurumluluk dadaşlık bir haysiyettir, bir bilinçtir, bir imandır, bir inançtır, bir bayraktır, bir vatandır. Erzurumluluk çok ayrı bir şeydir. Onun için benim burada asıl üzüldüğüm hem hemşerimiz İlyas Şeker'in AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı gibi de, doğru mu? Genel yönetimlerden sonra başkan yardımcısı. Mesele yok. Başkan yardımcısı gibi de çok önemli bir görevi var. İlyas Şeker sayın vekilimizin, sayın genel başkanımızın Erzurum'a ve Erzurumlu'ya sahip çıkma konusunda onun da hassas olması, onun da şevkli gayretli olması gerekiyor. Benim söylemek istediğim bu. Yoksa benim şahsım olarak da söylüyorum, haftaya bakış olarak da söylüyorum, Ender Bey'in adına da söylüyorum. Bizim Ketfe'den, hatta Ketfe'de bir arkadaş dedi ki şöyle bir etkinliğimiz var Cem Bey. Bak açık konuşuyorum buradan, ismini vermiyorum. Cem Bey şöyle bir etkinliğimiz var. Uçak biletinizi alalım, otelinizi ayıralım dedim. Kardeşim ben uçak biletimi de alabilirim elhamdülillah. Otelimi de ayırabilirim. Bana uçak bileti yollamana, bana otel ayırmana gerek yok. Ben onların hepsini zaten kendim, şahsım yaparım. Çünkü niye? Erzurumluluk gibi önemli bir etkinlik varsa orada bulunmaktan ben şeref duyarım. Aynen. Onun için burada işi... Gazetecinin katılacağı bir eylemi, etkinliği, uçağa, bilete, otele, yemeğe endekslemek
Onunla onu yan yana getirmek çok ayıp. Aynen. Yok böyle bir şey. Bizi çağırmanız yeterli. Biz elhamdülillah elimiz tutuyor, ayağımız gücümüz yetiyor, elimiz de dönüyor. Hatta bize şöyle bile görev verebilirsiniz eğer imkanımız varsa. Cem Bey, Erzurum'dan gelin, 3-4 tane de gazeteci getirin, onların uçak biletlerinin parasını da sen ver. Ben yeter ki etkinlik benim hoşuma gitsin, Erzurum içinde buram buram Erzurum koktuğuna inanayım, ben buna bile razıyım. Onun için olayı bu şekle ve bu hale getirdik. Bundan sonra ket ve bugüne kadar iyi işler yapmamış, bundan sonra yapmayacak diye bir kayıt yok. Evet. Belki çok güzel işlere imza atacak. Biz ne yapacağız? Biz de kedve ve kedve gibi Erzurum derneklerini, vakıflarını, işte Antalya'da efendim Oktay Çimoğlu kardeşimiz mükemmel bir insan kardeşim. Bak açık söylüyorum ya. Ya bir bakın utanın ya. Ya bir bakın utanın. Tabii bir yıl olmadı kurulalı. Yani bir yıl olmadı kurulalı neler yapıyor yani. Onun için Erzurum'u, Erzurumluluğu Allah rızası için kullanmayın. Erzurum ve Erzurumluluk bilincinde olun. Erzurum'a ve Erzurumlara sahip olun. Birbirimize, biz de size sahip olalım. Beraber olalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Olabilmemiz için, olabilmemiz bizim bu söylediklerimizden geçiyor. Yoksa biz hiç kimseye karşı, yani Kocaeli nire, Erzurum nire, İstanbul nire, Erzurum nire. Ama konu Erzurum konusu olduğu için çok önemli bir konu. İlyas Şeker... O konuda konuşacak. Bir dakika der mi? Bir dur ben konuşmamı bitireyim konuşalım lazım. Kameraları açık istediğin kadar konuş. Efendim İlyas Şeker vekilimizden de istirham ediyorum. Ben duymak istiyorum sayın vekilim. Bir Erzurumlu olarak Kocaeli gibi efendim metropol mü? Kozmopolit ve metropol olan bir yerde milletvekili olmuşsunuz. AK Parti'de çok önemli görevler almışsınız. Erzurum'a dair çok güzel vuruşlarınızı, Erzurum'a dair çok güzel açıklamalarınızı, Erzurum'a dair çok güzel temennilerinizi, Erzurum'a dair çok güzel isteklerinizi, Erzurum'a dair çok güzel tekliflerinizi bekliyorum ben sayın vekilim. Hürmet ediyorum aynı zamanda. Sizinle de vallahi ben gurur duyuyorum. Bak tanımıyorum parmağını gözümüze. Yani parmağınızı gözüme soksanız ben sizi tanımıyorum. Ben bir gün ne sizin kapınıza gelmişim ne diğer milletvekillerinin kapısına gelmiş bir iş istemişim. Ama konu ne? Erzurumlu olmak, Erzurumlularla beraber olmak ve Erzurumlularla birlikte dik olmak, diri olmak, iri olmak meselesi. Bu konuda Sayın İlyas Şeker vekilimizin de Ketven'in de diğer dernekler ve vakıfların da gerekeni yapmalarını bekliyorum. Buyurun Enver Bey, şimdi siz konuşun. Evet, geçtiğimiz hafta bu programda, aynı programda Ketven'i konuşurken Kocaeli'de bir Erzurum milletvekilimiz İlyas Şeker olduğunu söyledik. İlyas Şeker hakkında bu hafta için hatta bir manşete şunu yazdık. Dedik ki İlyas Şeker Erzurumlu olmasına rağmen haritada Erzurum'un acaba yerini biliyor mu? Biliyordu canım, o kadar coğrafya bu sırada biz sorduk. Evet. Evet, İlyas Şeker hakkında okulda biraz bilgilendik. Bilgilendik. Evet. İlyas Şeker daha önce de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yıllarca yapmış. Ne güzel. Kocaeli'de üst bürokratta, üst siyasette yer almış bir kişi, bir hemşerimiz. Cem Bey'in de tabirini biz gerçekten övünüyoruz. Hani Efkan hala Bursa milletvekili olmasına rağmen biz sanki Erzurum'un bakanıymış gibi, bakanı gibi nasıl sahipleniyorsak hemşerimizi, İlyas Şeker'de böyle sahiplenmek istiyoruz. Niye istiyoruz? Hafta içerisinde görüştüğüm gerek milletvekillerimiz oldu, gerek üst düzey yetkililer oldu, siyasiler oldu. Herkes şunu söyledi. Dediler ki İlyas Şeker iyi bir Erzurumlu ve iyi bir Şenkaylı'dır dedi. Erzurum'u gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekse girdiği her platformda, her ortamda Erzurumlu olduğunu, tıpkı İbrahim, rahmetli İbrahim Erkal gibi ben Erzurumluyum dediğini, övündüğünü, anlattığını söylediler. Biz de buradan şunu söylüyoruz. Bakın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda Erzurum'a geldiğinde İstanbul'da bir AK Parti milletvekilimiz Belma Satır vardı. O Erzurum'a gelmişti. Keşke biz İlyas Şeker'i o gün Erzurum'da görseydik de bugün bunları burada konuşuyor olmasaydık. Ben Sayın Milletvekilimize şunu söylemek istiyorum. Sayın Milletvekilim, Erzurum kimliğini taşıdığınızdan övündüğünüzü her yerde söylüyorlar. Siz de söylüyorsunuz. O zaman Erzurum'un
dertlerine, Erzurum'un sorunlarına, Erzurum'un sıkıntılarına en az Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 6 milletvekilimiz kadar bir 7. milletvekilimiz olarak da sizi her daim görmek istiyoruz. Özellikle yapmış olduğunuz AK Parti'nin gerek siyasetinde gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde almış olduğunuz görev olarak yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak Erzurum'daki özellikle yerel yönetimlerin bir elden geçirilmesini talep ediyoruz. Şunu bir isteyelim İlyas Şeker başkanımızdan, genel başkanımızdan. Genel başkan yardımcısı. Geçmiş adı cami söylemiştim. Müsaade et. Çok güzel. Bak şimdi. Efendim, Sayın İlyas Şeker genel başkanımız. Yakutiye Belediyesi tarafından ya da Yakutiye Belediyesi bölgesinde yapılan camiyle sevişen minareyle ilgili ben zatenize de bir görüntü attım, ulaştım, ulaşmadı mı bilmiyorum. Geçen hafta sosyal ağlardan ve Twitter'ım üzerinden paylaştım. Efendim böyle bir imar, böyle bir efendim şehrin süliyetinde böyle bir binanın ve caminin birlikte olması görülmüş bir şey değil dedim. Baktım ki Eskişehir'den bir arkadaş bana yollamış. Yazmış ki burası Eskişehir. Efendim bu camiye, bu camiyle sevişen minareyi, minareye imar veren belediye başkanı da efendime söyleyeyim, ha burası Yunanistan, Türkiye, burası Türkiye değil, burası Yunanistan değil, Türkiye. Bu camiye minareyi, bu camiyle minareyi imarını veren de Yorgo değil, AK Partili belediye şeklinde, CHP'li belediye şeklinde bir resim göndermişti. Ben de iki resmi birleştirdim, o arkadaşa gönderdim. Dedim ki burası da Ermenistan değil, Erzurum. Bu camiye, bu imarı veren de AGOP değil, AK Partili belediyesi şeklinde. Bu birinci konu. İkincisi, Palandöken Belediyesi ile ilgili yapmış olduğumuz efendim yurtlarla ilgili haberimiz çok önemli bir haberdi. Belgeleriyle beraber sayın milletvekillerimize sorarsanız, sitelerimize girerseniz Palandöken Belediyesi'nin FETÖ teröristinin bir kolu da, ahtapotunun bir kolu da Palandöken Belediyesi'nden çıktı diye bir haberimiz var. O konuyla da bir yakinen ilgilenirseniz çok seviniriz. Erzurum'da yerel yönetimler noktasında diyor Sayın İlyas Şeker Genel Başkanımıza Erzurum'dan sevgimizi, saygımızı, en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz ve bu konuyu burada kapatıyoruz.